7-13 haftası tarotlarımı konuşuyor. Evet, bunlar benim kendi tasarım tarotlarım. Kendime özel, astrolojiye özel, tek tek inceleyerek, hayal ederek, enerjimi yükleyerek bana ait tarotlar. Her hafta sizlere tarotlarla ilgili burçlarınıza göre dikkat etmeniz gereken noktaları belirliyorum değerli izleyicilerim. Evet, değerli koç burçları, umarım hayat size güzellikleri getirmesine yardımcı olur. Şöyle koç yazayım, sonra karıştırıyorum. İnsanlar isyan ediyor bana. Bakalım. 1, 2, 3. Değişmek istiyorsunuz. Yani değişim. Hayatınızdaki her şeyi affedip yeni bir yol almak. Yeniliklere, yeni kapı, yeni iş alanlarıyla alakalı artık kendinizi belirlemek istiyorsunuz. Kendinizde eksik olan başarıyla alakalı, duygusallıkla alakalı noktaları belirlemek için mücadele. Bu demektir ki biraz yoga, meditasyon, ruhunuza iyi geleceğini, kendinizi keşfetmeye ihtiyacınız var. Eksik olan kariyerinizle ilgili yabancı dil ya da şöyle söyleyeyim, yabancı dil olabilir. Master yapmak istiyor olabilirsiniz. Başlamak. Lütfen kendinle barış. Lütfen kendinle alakalı noktaları belirle. Çünkü bu hafta sana iş konularına ilgili güzel haberler, kendi oluşturmak istediğim mekanınla alakalı aydınlanmalar söz konusu olacak. İş kuranlar için şu an hata yapmayın. İş kurmak için biraz daha beklemeniz gerekiyor. Beklediğiniz bir paradan haber. Uzun süredir maddi olarak yaşadığınız krizler, hani yaşıyor muyum ben, ne zaman nefes alacağım dediğiniz süreç için özellikle bu hafta değil de Haziran sonu itibariyle gülümsemeyi, para konularında rahata ermeyi öğreneceğiz. Aşk konusunda ihanet, şüphe, kaygı dediğim noktalarda biraz karışık bir evre yaşayabilirsiniz. Ama doğru evli olanlarda da bir malla ilgili tartışma, aileyi ilgilendiren tartışmalara dikkat edelim. Yeni aşk bekleyenler için şu an için evet olabilir ama yalancı insanlara dikkat etmeniz lazım değerli koç burçları. Evet, boğa burçları nasılsınız? 17 7-13 haftası ile ilgili umarım her şey iyidir. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam. Bakıyorum. Ruh ikizinizi bulmak, evli olanlarda güzel bir yol seyahati, birlikte tatile gitmek, çocuklarınızla alakalı bazı dengelerle ilgili yapmak istediğiniz planlarınız var. Bu planlar doğru. Yani yapın. Yani başka bir yerden yatırım yapmak, başka bir alanda var olmayı temsil eder. Özellikle yolculuklarınızın başladığı, yurt dışı, şehir dışı ile alakalı beklediğiniz işlerle ilgili beklentileriniz varsa muhteşem şekilde hayatınıza hızlı bir noktada. Yani cesaretsiz olmayın. Cesaretinizi toparlayın. Bu yapacağınız iş yolculukları, yapacağınız alanlar size mutluluk verecek. Şöyle söyleyeceğim. Ev almak, yani mülkle ilgili de satmanız gereken ya birinci kat ya da dördüncü ya da uzun süredir aile köklerinize ait bir mal konusuyla ilgili de bir satış gerçekleşecek ve bu satış hayırlı olacağını söyleyebilirim size. Aşka bakıyorum. Evet, uzun süredir yolunu gözlediğiniz ya da ilişkiyle ilgili netliğe kavuşmak istiyorsanız bu dönem sürpriz, evlilik ya da ilişkiyle alakalı noktada netliğe kavuşabiliriz. Aile, anne, kadınlarla alakalı miras konularımız, bu mirasla alakalı da biraz canınızı sıkacak. Yani anne tarafınızda canınızı sıkacak olaylar söz konusu olacak. Şu bir oluşum belki problemi olabilir. Yeni işe geçmek isteyenlerde tedirginlik var. Evet, doğru ve mantıklı iş kapısını buldunuz. Hiç korkmayın. Bu yol sizin için hayırlı ve aydınlık olacak. Değerli İkizler Burcu'na bakıyorum. Değerli İkizler Burcu, dışarıdaki insanlardan bu ara laflar,
davranışlar sizi rahatsız edebilir. Yani başarınızla alakalı kıskanılacak ya da başarmak istediğiniz bir iş kapısı ile ilgili ciddi anlamda başarmış olacaksınız. O yüzden şu ara kıskançlık enerjisini hiç üstünüze çekmeyin. Güzel yolculuklar, güzel işlerle ilgili başarılar elde edeceğiniz gözüküyor. Devlet, kurumsal ya da beklediğiniz imza atılmasını istediğiniz noktada Rabbim tarafından. Çünkü der ki emir size sunulacak, o emir güzel ve kalıcı bir noktayı temsil ediyor. Yani korkmayın, cesaretinizi mutlaka toparlayın. Yani burada korkulacak bir şey yok. Sadece geçeyim mi geçmeyeyim mi? Burası rahat, evet burada haklarım yeniliyor ama yeni olacak nokta beni buradaki rahatlığımı bulabilir miyim evresi var. Evet bulacaksınız daha iyi noktalarla. İlişki konusunda şu an duran bir süreç ama kaderinizdeki aşkı, kaderinizdeki yolculuğu, kaderinizdeki hayatı bekliyorsanız gerçekten güzel kanatlarınızda doğacak güzel bir aşk size huzur verecek gözüküyor. Evli olanlara bir çekiyorum hemen. Ya evli olanlarda bu ara birbirinize vakit ayırın. Birbirinizle alakalı noktayı belirleyin. Özellikle eş soyundan kaynaklı eşinizin ya da siz yani kayınvalide, kayınpeder, kaynana dediğimiz noktalarda ilişkiye karışan insanlar var. Biraz bunu geride tutmak lazım. Bir de çocuk tedavisi gören bazı ikizler burcunda evet böyle oluşumlar var. Yok değil ama biraz daha sabretmeniz lazım. Sabır iyi olacağını gösteriyor. Değerli yengeç burçlarına çekiyorum. Yani şöyle bir şey var değerli yengeç burçları. Yaşadığınız her yeri terk etme. Yani yurt dışı ya da yurt dışındaysanız Türkiye'ye dönme. Ve artık bu alanın sizi mutlu etmediği, kendi gözünüzle gördüğünüz her şeyden rahatsız olmaya başladınız. Ama bu haftanın özellikle çarşamba ve perşembe gibi size gelecek güzel bir haber, sizi mutlu edecek kapılar söz konusu olacak. İçinizdeki ettiğiniz dua, kalbinizdeki geçirdiğiniz o süreçler hayırlı olarak gözüküyor ve kapılarınız açılacak. Yeni işe geçmek isteyenler, evet kadınlarla alakalı ya da yöneticiniz kadınsa yine kadın bir yöneticiye hakim olacaksınız. Daha rahat bir alan. Eğer işsizseniz biraz daha 3 hafta, 3 dönemi biraz daha beklemeniz lazım. Ama bu pasta sizin hayatınıza gelecek ve iş kapınız aydınlığa erişecek. Özellikle de Karadeniz ve doğuda yaşayan bazı yengeç burçları şehir yani İstanbul, Marmara, Akdeniz, Ege tarafına geçmek istiyorsanız bu fırsatlar var değerlendirebilirsiniz. Yalnız sizin de sağlık olarak belki boyunla alakalı yaşayacağınız sıkıntılar söz konusu. Bir de bu dönem bir işinizle alakalı bir sınav evreniz olabilir. Bu sınavı gayet başarıyla aydınlığa iteceksiniz. Bazı yengeç burçlarında araçla alakalı noktada almak ya da satmakla ilgili kararsızlığınız var. Lütfen satın daha iyisini alacaksınız. Değerli aslan burçları için 3 kart 1. Yani değerli aslanlar bu ara öfke patlamanız, sinir hali, her şey benim üstüme bir yük oldu ve bir türlü hiçbir şeyi toparlayamıyorum. Yani kıyamet kopsa da ben de rahatlasam ya da kendi içimdeki meditasyonu yapsam, bir şu içimdeki beynimi susturamıyorum iş konusunda, duygusallıkta. Yani hep bir aksilik, hep bir olumsuzluğun verdiği bir enerjinin yarattığı korkularınız var. Evet belki bir meditasyon, belki bir yürüyüş, uzun süredir kendinizi yemeğe verdiniz, psikolojik olarak kendinizi dengelediğiniz takdirde 2 hafta içerisinde kahkahalar ve yeni anlaşmalar size mutluluk verecek. Bakalım iş değiştirmek isteyenler için atıyorum bir kart. Evet uzun süredir aslında yerinizde değişim var. Yani işi değiştirmek değil, yer alanınızda değişim gerçekleşecek. İlişkiye çekiyorum. Evet kalp size hazine. Sevgilinize alyans ya da evlilik yılınızda kutlama ya da ilişkiniz yoksa güzel ve kalıcı bir ilişkiye yelken açacaksınız. Yatırım ne düşünceniz var? Sağlık sektöründe olan özellikle sağlık alanında yer değişimi var. Ailenize ait
toprak ya da aile şirketiniz varsa kazançla alakalı noktada çok büyük bir rahatlama söz konusu olacak değerli aslan burçları. Değerli başaklara geçiyorum hemen. Vallahi videoyu unuttum, sabah uyandım. Hemen yapıp yapıp birazdan size yüklenecek bu video. Baş ağrınız, ruh ağrınız değil de baş ağrıları, boyuna vuran ağrılarınız söz konusu olabilir. Aile büyüklerimizde birinin sağlık problemi olacak. İşinizle alakalı çok güzel bir kandil. Hedeflediğiniz, beklediğiniz iş kapılarınızla ilgili yenilik. Size şans verecek yeni kapıları çok güzel değerlendirmeniz lazım diyorum. Geçmişe ölmüş ya da bir kabir ziyaret etmeniz ya da niyetinizde yatır ziyaret etmek istiyorsanız mutlaka yapın. Evet, kafanız çok soru işaretleriyle dolu. Kitap yazmak, kendini marka yaratmak isteyen bazı başak burçlarında çok güzel köklenme var. Doğru yoldasın, yolundan pes etme. Yani yazmak, mekan açmak, kendini yenilemek ve ismim kalsın diyorsanız muhteşem. Özellikle de akademisyenlikle ilgili bir başvurunuz ya da doçentliğinizle ilgili başvurunuz varsa güzel anahtarlar size ışık saçıyor. Cesaretinizi yapın. Bu oluşum size hayırlı ve aydınlık diyorum. Aşk bekleyenlere evet, güneş gibi kalbinize doğacak ve bu hani ruhunuzu ısıtacak, size şifa gibi gelecek güzel bir aşk enerjiniz de var. Değerli terazi burçları, nasılsınız bakalım? Güzel. İhanet. Mahkeme ile alakalı hayatınızda ne sorun varsa kaybetmek, yarı hak kazanmak ve mahkemedeki haklıyken haksız durumuna düşebilirsiniz. Ve boşanma niyetiniz varsa, kalpte ihanet ya da haksızlığa uğradım diyorsanız biraz daha beklemeniz gerekiyor. Yurt dışı ya da farklı bir alana yolculuğunuz varsa valizleriniz hazır. İyi bir seyahat ve enerjinize muhteşem gelecek bir seyahat var. Özellikle şöyle var, işinizle alakalı aslında yerinizde bir sıkıntı yok ama yöneticileriniz ya da sistemle alakalı yer değiştirmek, patronunuz değişebilir, baba oğula geçirebilir ya da yöneticilerinizde bir değişim. Bu değişim sırasında bir kaos ve bir gerginlik olabilir ama şunu demek istiyorum, bu gerginlikte bile haklarınızla alakalı noktada güzel bir aydınlanma olacak ve bu aydınlanmayı doğru değerlendirirseniz başak. İşsizler için iş bekleyen ve uzun süredir iş mahkemeleriniz varsa evet, gecikmeler söz konusu olacak. Ama bu gecikmelerle birlikte size bir dostunuzun iyiliğiyle iş kapınızda feraha erecek diyorum. Evli olanlarda tartışmalar var ama bu seyahat size güzel ve keyifli gelecek. Ve bu keyifle birlikte ilişkiyi tekrar tazeleyeceksiniz. Akrepler, bakıyorum hemen. Akreplerde şu var. Hayallerim kırık. Dengemi kaybettim. Dengemi, hayallerimi. Artık geçecek bir kapım yok. Yani bu kapılarla alakalı noktada hani bana sunulan inançlar, yani kalbimdeki isyanım başladı diyorsunuz. Evet, 7 hafta içerisinde kırıklarınız iyileşecek. Yani kalp kırıklarınız, beyin kırık, iş kırıklıklarınız, haksızlıklarda iyileşme, dengeyi ve huzuru bulacaksınız. Ve bu huzur size artık etrafınızdaki kötü olayları değil, iyi olayları alıp kendinize ait hak edilişleri yavaş yavaş toparlayacaksınız. Evet, işte neye takıksınız? Hayır, yasal hani hak olarak benim olmayan dediğimiz noktanın savaşı var ya, bu savaşı yapın. Kendi işinizi bile yapıyorsanız, mahkemelik sorunlarınız varsa bile bu savaş sizin elinizde aydınlık olacak ve güzel nokta. Özellikle savcı, hakim ya da devlette çalışıyorsanız yerde değil de hani belirsiz giden sorunlarla ilgili noktada kafa aydınlığa kavuşacak. Aşk için bakıyorum. Evet, sanatçı ruhunuz, size sanatçı ruhlu bir aşk ya da sanat gibi ruhunuza iyi gelecek bir aşk evresi var ve evlilik
Evli olanlarda da çocuk ya da çocuklarınızla ilgili yatırım niyetiniz varsa bu gayet güzel kararlar söz konusu olacak. Göz probleminiz olabilir. Gözle alakalı noktada sıkıntılarınız olabilir. Değerli akrep burçlara dikkat edin. Yaylar. Bakıyorum hemen. Ritim bozukluğu deriz ya, müzik ritim bozukluğu. Yani kalbinizdeki ritim bozulmuş. Tebrikler, bu ritim tekrar yerine gelecek. Kendi gözünüz, kendi yüreğiniz, kendi ilişkinizde ters olan her şeyde ritim düzelecek, sakinleşecek ve siz sabrınızı ya da ilişkiyle ilgili, evet ben bunu hissediyordum, bu benim kaderim diyorsanız, Rabbim sizi bunu çok güzel şekilde ödüllendirecek ve bu ödül size huzur getirecek diyorum. Evet bakalım, iş konusunda kendinize asılmış, huzursuz ama aşkla birlikte doğacak dengeler işinizdeki problemleri geri bırakacak. Yer, yani ofis değişimi, kurumsal firmadan başka bir yere, başka bir alana geçmek isteyenler için doğru fırsat ve iyi fırsat. Bu ara rüyalarınız, hisleriniz çok belirgin. Bir de sizde köklerde biri varsa, yani kök enerjinizde yaşça olgun biri varsa üzerinize dua okuyun ve enerjiniz değişsin. Kiradaysanız ev taşınması, kendi eviniz ise maddi bazı zorluklardan dolayı ev satılabilir. Dikkat diyorum. Değerli Oğlak burçları, ne yapıyorsunuz bakayım? Bir. Bu kadar bilmeye gerek de yok diyor. Bu kadar 365 gün her şeyin dönüşü ve kendinizi ayırmadığınız alanlarda sadece işle alakalı geçirdiğiniz, hiçbir şekilde hata yapmak istemiyorum ama maddi yaşanan zorluklar ve özellikle son 4 aydır daha çok maddi olarak yıprandım diyorsanız, bu yıpranışlarınızda yavaş yavaş toparlanma ve kendi dönüşünüzü, hayatınızdaki renkleri daha çok güzel aydınlığa kavuşturacaksınız. Yani yeniden ruhunuzdaki oluşumlar gerçekten 4 haftadır, 4 aydır, 4 haftadır çok büyük kaos yaşıyorsanız rahatlık. Değerli Oğlak burçları, zaten kartınız insanların hayallerine dokunup kendi hayallerime dokunamadım diyorsunuz ya, artık siz kendi hayallerinize, kendi alanınıza dokunacaksınız. Bu da size iyi gelecek. İş değiştirenler için evet, iletişim, mühendislik, finans ya da yönettiğiniz noktalarda yenilikler çok büyük bir başarı ve aydınlık getirecek. Aşk için evet, tahtınızda eğer bir kadın bunu dinliyorsa muhteşem. Eğer bir erkek dinliyorsa kalıcı ve evliliğinizle ilgili ters giden sürtüşmeler geride kaldı. Daha kendinizi mutlu edeceğiniz, daha birbirinize ait alanda yaşayacağınız evreleriniz daha hakim. Değerli kova burçları, nasılsınız bakayım? Bilgelik, mühür vurmak ve başlamak. Ben artık geçmişi geride bıraktım. Kendim için başlıyorum. Kendim için yapıyorum. Başkasının ne yaptığı önemli değil. Su burcu ailenizde kim varsa yeni bir iş başlangıcı yapacak ve işinizle ilgili haksızlıkların adalet sizin tarafınızda ve mühür vuracaksınız. Eğitimle ilgili yapmak istediğiniz bilgelik, kariyer, eğitim, zenginlik, kendinizi geliştirmekle ilgili fikirleriniz var. Bunlarla ilgili çok güzel başlangıçlar, yenilikler yapacaksınız. Evet, dünya seyahati, hani yurt dışı ile ilgili seyahatleriniz, şehir dışı seyahatleriniz varsa bu seyahatler için çok belirgin. Haneye çocuk muradı var. Yani özellikle çocuksuz olan kova burçlarında güzel bir çocuk. Eğer çocuğunuzun bir kariyerle ilgili beklentiniz varsa gerçekten dünyayı sırtında taşıyacak çok büyük başarılar elde edeceğini söyleyebilirim. Sağlığa bakıyorum. Kafanız çok dolu olduğu için ve aile içerisinde yaşadığınız kaoslar, kardeşler, eşinizin tarafı, çevrenizdeki insanlara yaptığınız iyilikler hep sizi esaret etmiş ya, artık siz sadece kendiniz için uyan, kendin için nefes al, sonra yine kazık yeme, bırak bu kazıkları, nefes al. Bu ara kilo almaya başlamışsınız, bunları dengeleyin lütfen değerli kova burçlarım. Değerli balıklar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. 1, 2 ve 3. Zaman size dönüyor. Hayat size dokunuyor. Yargıladığınız her şey,
veya da sizi yargılayan herkes kim varsa, işinizde haksızlıklar ya da sizin etrafınızdaki çekemeyenler, sizi devamlı aşağı çekenlere, siz yeniden doğup kendi enerjinizi, kendi başarınızı hayalle edemeyeceğiniz kadar güçlü bir döngüye gireceğiniz, başkalarının yargılarını atarsanız zaman size dokunmaya başladı. Bu zaman dokunmasında yaşadığınız insanların laflarına, güvendiğiniz kardeş ailenizin laflarıyla artık geride kalıyorsunuz. Özellikle değerli erkekler, şunu demek istiyorum. Ortaklı iş ya da ortaklı bir planınız varsa hareket et. Eğer aile reisiyseniz bir ev konusu, bina konusu kardeşler arasında sıkıntı. Ama şu aşk istiyorsanız size güzel bir aşk. Evliyseniz de çocuk sevinci, bir de anne ile alakalı yaşanan bazı hüzün, sıkıntılar onun iyileşmesine ya da yenilenmeye ve ailede huzur. Uzun süredir de topraklı bir malınızın müteahhite girmesini istiyorsanız bir müteahhit teklifi gelecek. Evet, bu hafta tüm haftalık tarotlarınızı yaptık. Haftaya bütün haftalar bizimle olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Mutluluk, umut, ışık, her şey sizinle olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın.